2019 yılında biz yönetime geldiğimizde evet utandığımız bir mekan vardı. Kimsenin gitmediği, kokusundan bile caddesinde şu önden geçmediği bir tuvalet vardı. Hep beraber dedik ki meci anlayışıyla, meci ile fındıklıya yaraşır bir şey yapalım dedik. Ve hepimiz çivi üstüne çivi çaktık. İmece ile biz bu binayı halkımızın hizmetine sunmak için hijyen bir bina ürettik. Ama sen misin bunu yapan? Başımıza gelmedik kalmadı. Halka hizmet veren. Sen misin? Ya bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı ötekiyiz? Bu kadar mı hainsiniz içinize? Bu kadar mı insanlarınızı sevmiyorsunuz? Şok geçirdik. Biz bu çalışmayı halkımıza hizmet etmek için hiç bütün çalışmalarımızda, çalışma programlarımıza öne bile çıkarmadık. Niye? Yapılması gereken görevimiz bunun için. Ama bu çalışmalarımızı hazmedemeyen AKP'liler ve AKP ilçe yönetimi hemen ayakkuza geçti. Zaten birçok alanda geçtiği gibi. Kimi zaman çöp tenekesini kaldırır, kimi zaman bizim yerleri işgal eder, etmesi için uğraşır. Kimi zaman hiç yokken haksız ithamlarda bulunur. Hani bizlere hırsızın büyüğü diye itham etmiş ya. Bizim elimizde bir yüzük, bir bilezikle geldik diyen kimse yok. Bir yüzük, bir bilezikle gelen ve bugün neleri götürenler hangi partide o kendine baksın. Kim büyük hırsız o baksın kendine. Ve bunu yaptık. Ya 10 gün evvel bize bir yazı ulaştı. Derhal yıkım kararı. Ve sonucunun yıkın. Yıkmazsak, mahkeme kararını hayata geçirmezsek suçluyuz. Yıkmazsak soruşturma açarsınız. O da madalyanız, sizin madalyanız olur. Biz o soruşturmayı da taşırız. O da bizim başka bir madalyamız olur. Sayın Kaymakamım, taksi durağıyla bu alana dair yıkım kararı gönderiyorsunuz. Sonra evet biz basın açıklaması yapacağız dediğimiz zaman alelacele bir açıklama yapmışsınız ama yine açıklamada sizi ele veriyor her şey. Süreç nasıl gelişmiş biliyor musunuz? Yıkım kararı nasıl alındı? Evet bu dava yol yapım sırasında belediyenin burada bayağı benden ileri yaşlılar var. Ben de hatırlıyorum, gençleri de hatırlar. Burada bir tuvalet vardı çok eskiden. Evet o yol geçtiği zaman bir tapu davası olur. 2016 yılında belediyenin avukatı kim? Biliyor musunuz? Veya o dönem belediyede iktidar kim? 15 yılında dava açılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Avukatı kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. İlçe Başkanı Sayın 56. Evet. Dava açılır. 2016 yılında dava ile ilgilenilmez, kaybedilir. Temize götürülmez. Hiçbir şey yapılmaz. Bizim haberimiz yok. Biz 2019 yılında evet Mart'ın sonu bahar dedik ve Fındıklı'da yaptıklarımızı anlatmayacağım. Halkımız takdir eder. Geldik, burayı yaptık. Eski binayı yıktık aslında. Kaymakamın isteğini yerine getirdik. Sayın 56 artık belediyenin avukatı olmayacağına dair dilekçe verdi. Mayıs ayı meclisinde de karar aldık. Avukatlıktan düştü başka bir arkadaşımızla belediye avukatlık hizmetini almaya başladık. Pekala bu karar sümen altı edilmiş. 2022-20 yılında ne yapılmış? Temize de gidilmemiş. Gitmeyen kim? AKP döneminde AKP davayı açıyor, davalaşıyorlar. Gitmeyen kim? AKP ilçe başkanı Sayın 56. 2020 yılında Sayın 56'ya belgeyi bekliyorum dedim ya. İşte belgeler burada. Kendisi şey yapmış. 2020 yılında yıkım kararı bildirilir 56'ya. 2020 yılında yıkım kararı bildirilir ama kendi halkına düşman ya bize haber vermez. Etik olarak yine bu karar bildirildiği zaman avukatlık etiği olarak meslek etikleri denen şey var. Mühendislikte, tabiplikte, avukatlıkta, her alanda, esnaflıkta etik olarak bunu 15 gün içerisinde kendisi de götürebilir, bize de haber verebilirdi. Haşa, olur mu haber vermek? Sümen altı ama kendi suçlu olmasın diye hemen mahkemeye sunmuş. Benim avukatlığım burada bitti. Daha önce bitti. Siz orayla geçin diye. Bunu bize bildirmez. Hadi onu da geçtik.
Ey Sayın Kaymakamım, 2022 yılının Ekim'in 25'ine kadar niye bekledin? 2 yıl niye bekledin? Hani açıklama yapıyorsunuz da, yok işte biz eşit, yurttaşlara, babaya, herkese yakın, eşit düzeyde bakıyoruz. 2022'nin Ekim ayına kadar bu süreci bekliyorsunuz. Ve 10 gün evvel aslında temize götürmeyen kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. İlçe başkanı bugün il yönetiminde olan 56 bilgi saklayarak bu halka kazık atmıştır. Ve burayı sıkıyorsa gelsinler yıksınlar. Evet, bütün bunlar yaşandı. Ama bir gerçeklik de var. Kaymakamımız bizim binayı da nasıl işgal ediyorsa şöyle diyor, dolgu alanları. Milli emlak bu aralar. Bu alanlar. Milli emlak kim? Sizsiniz arkadaşlar. Millet. Milli emlak arazilerin tamamı, dolgu arazileri. Her yerde belediyenin uhdesinde yeşil alan park olarak tariflenmiş. Bu diğer belediyelerin kullanımında var. Ama Fındıklı Belediyesi'ne gelince hayır olmaz. Bina yapamazsın, yıkacaksın diyor. Ama 5393 sayılı yasada 26. maddesinin yasanın 14. maddesinde planlı alanlar imar yönetmeliğinin 26. maddesinin 1. fıkrasının C bendinde bu alanlarda belediye hizmet alanları tuvalet, WC, sosyal tesis yapabilir diyor. Zaten verir. Pekala, bu alanda var olan Sayın Kaymakamım, Sayın Valim, bütün bunlar size milli emlak olsun, çit çevirin, inek otlatalım. Rize merkezde çaydanlığı nasıl yaptınız? Rize merkezindeki dolgu alanları belediye nasıl kullanıyor? Ardeşen'de nasıl kullanıyor? Yok biz üvey evlat yapmıyoruz diyorsunuz Fındıklı'ya. Nasıl oluyor bu iş? Bu alan belediyenin görevi ve sorumluluğunu hijyen, tuvalet, erişilebilir bir tuvalet yapmak görevi. Bu görevi yaptığımız için siz bizi cezalandırıyorsunuz. Yapmazsak 500 binle 25 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza kesebilirsiniz Sayın Valim. Yasalar bunu diyor. Ve erişilebilir olması lazım. Erişilebilir olması gerekiyor. Dolayısıyla biz burayı yıkmayacağız. Sayın Kaymakamım, bütün olanaklarınız var. Bizim bahanemiz makinamız yetmiyor. Vicdanımız da yetmiyor yıkmaya. Makinalarınızı alın, gelin buyurun yıkın. Samsun'dan Sarp'a kadar engelli hakları savunucuları aradılar. Samsun'dan Sarp'a kadar sahil bandında engellilerin gidebileceği erişilebilir tek tuvaletmiş. Biz insana insan diye değer veririz. Zihinlerimizdeki engelleri kaldırırız. Biz kimseyi engelli görmeyiz. Onların da bu kentte yaşadığını biliriz. Bunun için hizmet ederiz. Ama siz bu çocuklarımıza karanlık gelecek bırakmak için çaba harcıyorsunuz. Yeter artık. Tekrar sesleniyorum. Bu açıklamayı yapmaktan utanç duyuyorum ama AKP ilçe başkanlığı yapmış, il yöneticisi olan yurttaşımız ya bizim. Siz bu belediyeden hizmet alıyorsunuz. Kimi zaman bu binadan da hizmet almışsınızdır. Utanmadınız mı? Hiç belediyeyi bu noktaya düşürmekten utanmadınız mı? Biz sevgili halkım mahkemeye ulaşmadığı için, tebligat bize ulaşmadığı için ve avukatımız olmadığı için itirazlarda bulunduk. O da muhtemelen aleyhimize sonuçlanır. Ha, ikinci bir şeyimiz var. Evet, biz burası dolgu alanı, tescil dışı bırakılmış. Tescil dışı alanlar da belediyenin uhdesindedir. Belediye de halkına hizmet için bu binayı yapmıştır. Meci ile yapmıştır. Sizin kokusundan bile döneminizde 15 yıldır seyrettiğiniz dönemde kokusundan geçemediğimiz sokakta şimdi evimizin hijyenliğinde bir WC kazandırmışız. Buyurun AKP, istersen Fındıklı'yı yıkın. Varsa cesaretiniz. Buyurun, biz buradayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmak isteyen, söz almak isteyen kim varsa herkes söz alabilir. Evet değerli Fındıklı hemşehrilerimiz. Fındıklı'da birçok alanda mücadele ettik. HES'lere karşı mücadele ettik. Yaşam alanlarına karşı mücadele ettik. Bunların hepsiyle ilgili basın açıklaması yaptık.
İlk defa Fındıklı'da bir tuvaletin yıkılmaması için basın açıklaması yapacağımız aklıma gelmemişti. Çok şükür bunu da gösterdiler bize. Bir Fındıklı'da bir komiklik yaşanıyor. Aslında biz bu sürece çok fazla müdahil olmak istemedik. Çünkü nedir? Fındıklı'nın iradesiyle seçilmiş olan iradesini yansıtan bir belediye başkanı var. Belediye başkanının uygulamaları konusunda çok fazla müdahil olmadık. Ama baktık ki komiklik artık trajediye dönüşmeye başlıyor. Baktık ki artık Fındıklı halkına karşı örgütlü bir saldırı var. Hangi alanda yaparsak yapalım Fındıklı Belediyesi'ni çalıştırmayı hedeflemeyen bir anlayış var. Bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fındıklı halkı, ne Fındıklı halkı yalnızdır, ne Fındıklı Belediye Başkanı yalnızdır. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir düzenbazlık varsa, nerede örgütlü bir yağma varsa ona karşı mücadele edeceğimizi buradan hep birlikte seslenmiş oluyoruz. Bakın bu yolun kendisi kaçak. Yani sahil yolunun kendisinin kaçak olduğu bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Bunların hakkında mahkeme kararları var. Sahil yolunun bu kaçaklığına karşı işlem yapmayanlar, uygulama yapmayanlar, ha tabii kalkıp da burada kimse sahil yolunu yıkın demiyoruz. Çünkü artık olmuş bitmiş ama fiili bir durum var. Bahsedilmiş olan yerler bunu bile bile ve kendinize tebliğ edilen bir yazıyı da bile bile saklayarak bugün bu uygulamayı yapıyor olmanız aslında demin de söylemiş olduğum gibi örgütlü bir saldırının sonucudur. Bu örgütlü olan saldırıya karşı biz de Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak sonuna kadar Fındıklı halkının yanında olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bilin ki son söz olarak biz hayatımız boyunca çocuklarımıza onurlu bir gelecek için mücadele ettik ve bırakmaya and içtik. İkinci yüzyılda Cumhuriyet değerlerimizi, kurucu felsefeyi yarınlara taşıyacak ve yeniden eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız bir cumhuriyeti inşa edeceğiz. Tek adam rejimini mutlaka ve mutlaka en geç Haziran ayında ebediyete göndereceğiz.